Muhterem Başkanım, değerli hazirun ve katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi İskilip'te bulunmak benim için çok büyük oldu, onu özellikle belirteyim. Ben Çorumluyum, tarihçiyim. 35 yıllık eğitimciyim. Böyle bir İskilip beklemiyordum, onu belirteyim. Hem üzüldüm, birazdan onu arz edeceğim ama çok mutlu oldum gerçekten. Türkiye'de tabiatla tarihin birleştiği benzer şehir çok az. Bunu bir Çorum olarak söylemiyorum, babanı söyleyeyim. İlk defa geliyorum, dışarıdan bir gözlemciyim. Ve konuşmamda kısaca şehir nedir, şehir kültürü nasıl oluşur, Osmanlı İslam kültürü nasıl oluşmuştur, onun üzerine genel bir giriş yapmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar, insanlar yerleşik halde geçtikten sonra işte mezra, köy, kasaba, şehir, büyük şehir oluşturmuşlar. Çünkü insan sosyal bir varlık ve birlikte yaşamak zorundalar. Şimdi bu şehrin kuruluşuna ben baktım. Hititler döneminden itibaren var. Yani bu yaklaşık 5000 yıl demek. Roma dönemiyle sınırlarsak yaklaşık 3500, Bizans'la beraber ya daha doğrusu 3000 yıllık bir tarihi var. Ama erken dönemlere ilişkin bilgimiz çok az. Bugün, dün fark ettim, İskilip'le ilgili akademik düzeyde şu anda İskilip'in tarihinin yazılmaması büyük bir eksiklik. Önce belirteyim. Bu Hitit Üniversitesi için olabilir, bizim tarihçilerimiz için olabilir. Bu bir eksiklik. Onu belirtiyorum. Şimdi şuradan devam edeyim. İnsanlar bir yere yerleşirken neye dikkat ediyorlar? Bu önce ben özür dilerim. Genel çerçeveyi çizeyim. İskilip nereye düşüyor? Bu şartlardan hangisini taşıyor? Sorusuna cevap veriyorum. Arkadaşlar, insanlar bir bölgeye yerleştiği zaman öncelikle güvenliğe dikkat ediyorlar. Bu yeni bir durum değil. 10.000 yıldır insanların yerleşim alanındaki tercihlerinde ciddi bir değişiklik olmuyor. Birinci öncelikleri güvenlik. Güvenlik, bir bölgeye yerleşip şehir kurarken güvenlikte neyi ölçüyorlar? Dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı kendini koruyacak. Bunun için ne yapıyorlar? Mümkün olduğu kadar etrafı dağlarla çevrili bölgelere, vadilere yerleşiyorlar. Şimdi İskilip'e bakıyoruz. Vadi içinde, Kastamonu, Amasya, Çankırı ve işin doğrusu şu, bu şehirleri biz kurmadık. Kurucusu Müslümanlar, Türkler değil, biz bölgeye sonradan geldik. Başka ne yapıyor? Çevresini kalelerle çeviriyor. Dağları kale gibi kullanıyor. O da yetmiyor, tepenin üzerine kocaman bir kale yapıyor. İskilip örnek var mı? Bu insanların en önemli tarihsel gerçeği. Yerleşirken başka neye dikkat ediyor? Temel ihtiyaçları karşılayabileceği alana dikkat ediyor. Bu yaklaşık 10.000 yıllık insanlık tarihinde arkadaşlar, insanlar mümkün olduğu kadar tarım alanlarına yerleşmiyor. Ekime, dikime çok fazla elverişli olmayacak. Daha çok kırsaldan öte dağlık, taşlık olan birden yerlere emini konaklarını yapıyor. Daha yaşanabilir alana şehir inşa ediyor. Kalan bölümlerinde tarım, hayvancılık vesaire kullanıyor. Şimdi İskilip'e bakıyoruz. Yerleşimi nasıl? Bir vadi içerisinde tarım alanları dışarıda kalıyor. Hatta açıkçası şu son deprem bana şunu düşündürdü. 10.000 yıldır insanlar acaba tarım alanlarının dışına yerleşirken deprem riskini de hesaplıyorlar mı? Hiç şaşırtıcı olmaz, çünkü insanların tecrübesi bizim için çok önemli. İnsanlar bugünkü gibi tarım toplumu değil. Sanayi toplumu değil, tarım toplumunda yaşıyor. Coğrafya toplumun mimarisini şekillendiriyor. Yapı malzemesini şekillendiriyor. İnsanların kültürünü şekillendiriyor, dilini şekillendiriyor, kıyafetlerini şekillendiriyor, müziğini şekillendiriyor. Coğrafyanın toplum üzerinde böyle etkisi var. İnsanlar yerleşirken üçüncü olarak neye dikkat ediyor? Ticaret yolları üzerinde olmasına önem gösteriyorlar. Ama birinci öncelik güvenlik, ikinci öncelik temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği tarım, üçüncü öncelikte mümkün olduğu kadar ticaret yolları üzerinde. Yani doğrusunu isterseniz İskilip'in en şanssızlığı üçüncü madde. Çok fazla uluslararası ticaret yolları üzerinde değil. Şimdi buradan şöyle devam edeyim. Türkler geldikten sonra İskilip'te ne değişiyor? Bir defa arkadaşlar, Müslümanlar, Türkler bir bölgeyi fethettikten sonra bölgenin nüfusuna, yerin nüfusa dokunmuyorlar. Bizden önce burada kim var? Yani bu konuda çok az bilgimiz var. Büyük ihtimalle Rum, bizim Yunan dediğimiz insanlara, Bizans'a bağlı. En ilginç, İskilip'le ilgili en ilginç özelliklerden bir tanesi, 19. yüzyılda sadece 40 aile kalmış Ortodoks.
Bu şunun göstergesi, Anadolu'da en erken İslamlaşan şehirlerden bir tanesi çok ilginç. Yani Ege'de, Karadeniz bölgesinde, Marmara'nın bazı bölgelerinde 1912-13'e kadar nüfus yarı yarıya karışık. Olumlu mudur, olumsuz mudur? Tabii ben içeriden baktığım için doğrusu bu, olumlu bir nüfus bu. Bu coğrafya için gelişme. Ne zaman bölgeye Müslüman Türkler geliyor? Malum Alparslan 1071 Manavgat Zaferi'nden sonra Anadolu'nun fethi yollarını açıyor. Önce gönüllü alpler, gaziler, dervişler, arkasından düzenli ordu, arkasından farklı toplum kesimlerden köylü, çiftçi, göçebe, esnaf vesaire vesaire geliyor. Nerelere yerleşiyorlar? Ya daha önce devraldıkları şehirlere yerleşiyorlar ya da kendileri yeni şehir kuruyor. Yeni şehir kurmalarına gerek var mı Türklerin erken döneminde? Gerek yok. Zaten kurulmuş şehirler var. Nereye geliyorlar? Biraz önce adını andığımız şehirlere geliyorlar. Biraz önce söyledim, bu bölgeler daha erken dönemde İstanbul'daşıyor. Şimdi şuradan itibaren ben devam edeyim arkadaşlar. Selçuklular, Büyük Selçuklular, iki tane Selçuklumuz var biliyorsunuz. Birisi Menkişe, özür dilerim, Selçuk Bey döneminde kurulan, temel atılan Büyük Selçuklular var. Bir de Anadolu Selçukluları var, İstik'te kuruluyor. Anadolu Selçuklular, bir de arkadaşlar şeyin, bu hala çözemedim, hocamla falan da konuşuyoruz. Şeyin, bu bölgenin ilginç bir özelliği var. Bütün üç büyük Türk devletinin nüfuz alanına giriyor burası. Batı'da, en batıda Büyük Selçuk, Anadolu Selçukları yeni kuruluyor. Bölgeyi fethetmek için Karatekin'i gönderiyorlar. Danişmen doğuları bölgede, Kayseri, Sivas, Tokat bu bölgeye nüfuz etmeye çalışıyor. Arkasından Candaroğulların etkisi çok fazla, sonra Kadıburhanettin, sonra Osmanlılar, şunu vurgulamaya çalışıyorum. Yaklaşık 200 yıl farklı Müslüman Türk devletlerinin rekabet alanı oluşmuş. Bu olumlu mu etkiliyor? Erken dönemde devlet teşkilat kurulursa, istikrar, iç barış olursa bu olumlu, ama uzun süre İskilip'te istikrar sağlanamamış çünkü coğrafya sürekli el değiştirmiş. Şimdi bir toplumun bir bölgede yaşamasının ön şartı ne? Bir devlet düzeni olmak zorunlu. Devlet düzeni. Arkasından devlet ticareti sağlayacak. Arkasından ilim oluşacak arkadaşlar. Devletin olmadığı, ticari faaliyetin olmadığı yerde ilim geleneği olmaz. Şimdi efendim arkadaşlar araştırıyor. Niye medrese bu kadar çok? Niye bu kadar alim yetişmiş? Bunun sebebi çok açık. Adaletli bir düzen kuruyor devlet. İnsanların can ve mal güvenliği sağlanıyor. Birazdan bunları örneklendireceğiz. Ondan sonra insanlar her alanda faaliyet yapıyor. Eğitim, kültür, sanat, ticaret vesaire. Şimdi Selçuklu kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Anadolu'da, özür dilerim, şey göstereyim. İskilip'te ilk vakıf Cacabey tarafından kurulmuş. Kırşehir emiri, gerçi Moğol'un emiri, Geri Hocam onları pek istemediniz. Satrasyonu söyledim. Arkadaşlar vakıf, bizim medeniyetimiz vakıf medeniyeti. Önce şöyle söyleyeyim. Biraz önce söyledim, devlet teşkilatı kuruluyor. Devlet deyince günümüzdeki devlet, geçmişteki devletlerin yapısı farklı. Geçmişteki devlet bölgeye siyasal bir yapı kuruyor. Askeri düzeni sağlıyor. Vergi topluyor. Asker alıyor, bu kadar. Ondan sonra hayat diğer güçler tarafından yönlendiriliyor. Yani adaleti sağlamak, güvenliği sağlamak, yani iç barışı sağlamak devletin görevi. 19. yüzyıla kadar devlet doğrudan ticaretle uğraşmıyor. Eğitimle uğraşmıyor, sanatla uğraşmıyor, sağlık faaliyetlerle uğraşmıyor. Bunu kim yapıyor? Bugün gönüllü dediğimiz sivil toplum. Tabi o zaman böyle bir ifade yok. Kimler yapıyor? Birazdan örneklendireceğim. Ahiler yapıyor. Dervişler yapıyor. Bir takım ilim insanları medrese kuruyor vesaire. Mesela şöyle söyleyeyim. 1260'larda bölgede kurulan Kırşehir Emir Cacabey tarafından kurulan vakfın çok fazla arazisi var. Bu vakfa ait 15 dükkan, 2 tane hamam, 7 ev, 1 değirmen medresenin ihtiyaç için vakfediliyor. Bu ne demek? 1260'lara geldiği zaman bölgede siyasal istikrar sağlanmış, bir devlet düzeni kurulmuş. Bu çok önemli bir faaliyet. Bir de biraz önce atladım oraya arkadaşlar. Bir toplumun bir bölgeyi vatan haline dönüştürmesi yaklaşık 100 yıl alıyor. Biz buraya geldik, yerleştik, bura bizim oldu demeniz yetmiyor.
o bölgeyi iman etmeniz gerekiyor, yaşanır hale getiriyorsunuz. Yani somut örnekler verelim, bölgenin isimlerin hepsi Türkçe. Bir coğrafya vatan olacaksa, Orta Asya'dan gelirken insanlar kendi kültürüne geliyor, oraya yerleşiyor. Şu talihsizliği yaşadık, Cumhuriyet'in ilk yıllarında biraz, Atatürk İsmet Paşa döneminde, daha çok darbe döneminde 1200 isim değiştirildi. Türkiye'de yer değiştiriyor, isimler değil. Keşke değiştirilmeseydi, tarih araştırmalarımız daha kolay olacaktı. Yani eski Türk kültürüne ait isimler Türkçe değil diye değiştirildi. Bu bizim açımızdan bir talihsizlik. Buradan neyi vurgulamaya çalışıyorum? Yakın tarih için malzeme çok, eski tarihler için en çok kullanabileceğimiz alan coğrafya isimleri arkadaşlar. Hiçbir isim tesadüfen ortaya çıkmıyor. Anadolu'daki dağların isimleri, tepeler, vadiler, köyler, kasabaların hepsi büyük bir devlet adamı, vezir, vali, şeyh, alim, boybeyi, efendi, büyük tüccar, sufi, gelmiş vesaire. Vatan böyle oluyor. Yani biz buraya geldik, işgal ettik, öyle bir şey yok. Tabii fethi bir aşama ama bundan sonra bölgeye yerleşti. Burada dikkatimizi çeken ne? İlk vakıf 13. yüzyılın ilk ikinci yarısında kuruluyor. Bu vakıfın kuruluş amacı eğitim. Farklı amaçlarla vakıf kuruluyor ya. Burada şöyle bir tarihsizlik var. Türkiye'de bir takım insanlar şimdi vakıf kuruyor. Halkın yardımıyla falan öyle bir şey yok. Vakfın temelinde sana ait bir mevkul ya da gayrimenkul bağışlarsın, amacı belli. Bu vakıfları ne kadar devam etmiş? Hocam bu süreyi aşmamaya ben özen göstereyim. O arkadaşlar 17-18. yüzyılda geldiğimiz zaman İskilip'te 80 tane vakıf kurulmuş. 80. Bunların 40 tanesinin vakfiyesi var ve bu konuda maalesef araştırmalar yetersiz. Kimler kurmuş? Vakfı kim kurar? Bazen devlet adamı kurar ama şunu ısrarla söyleyeyim arkadaşlar. Devlet kendisi vakıf kurmaz. Sultandır, vezirdir, validir vesaire kurar. Onun mütevellisi oluşur. Vakıf arazilerinin kullanım amacı bellidir biliyorsunuz. Daha doğrusu her türlü mal, gayrimenkul vesaire bellidir. O amaca hizmet edilir. İsimlerini tespit edildiğimiz başka bölgeye kim gelmiş arkadaşlar? Hacı Bektaş Veli'nin müritlerinden, halifelerinden birisi gelmiş. Adını duydunuz Can Baba. Ne Can Baba? Karadonlu Can Baba. Kim? Hacı Bektaş'ın halifesi. Burada ne işi var? Davet için geliyor, irşad için geliyor, müritlerine geliyor, yerleşiyor. Nereye yerleşiyor? Kabri nerede? Oğuzlar'da mükemmel bir örnek. Bir coğrafya nasıl vatan olur sorusuna verilebilecek en güzel cevaplardan bir tanesi çok erken dönemde bu bölgeye gazi dervişlerin gelmesi. Başka örnek ne var? Medrese gelin, daha doğrusu vakıfların kurulması. Biraz önce Mustafa Hocam gezerken Fikret Bey'e soru soruyor. Hocam diyor, bu bölgede diyor kapılarda dış kapılar var ya, dış kapıların tokmanları nasıl? Tek mi çift mi? O da diyor ki çift. Evet diyor, ahilerin olduğu yerde tokmaklar öyle olur. Arkadaşlar mükemmel bir örnek. Kim geliyor? Ahiler geliyor. Ahiler neyi getiriyor? Ticareti getiriyor. Zanaat erbabını getiriyor değil mi? Her türlü meslek grubu. Şimdi Selçuklular döneminde genel olarak tespit edilen arkadaşlar 10 ayrı başlık altında tasnif edilen 200 meslek var. Ben dün geldim, hocalar konuşuyor, çarşıların isimlerini, mahallelerin isimlerini dikkatimi çekti. 200 meslekten en az 50 tane meslek İskilip'te var. Tarım, hayvancılık, ticaret. Hocam diyor buranın adı şu. Tamam hoca, arka ben açıkçası İskilip'e ilk defa geliyorum, doğru da. Ama o birikim bizim kafamızda var. Efendim işte ne mahallesi? Tabakhane. Tabakhane nerede olur? Şehirde olur çünkü dericilik çok önemli, ahilik olur değil mi? Mutaflar olur, değil mi? Arasta olur. Efendim şu kömür vesaire satılan yer. Mezbahane olur şehirde. Tamam, mahlukatçılar olur. Arasta olur, bedesten olur, han olur vesaire vesaire. Bu
sadece Türkler ait bir özellikle bilmiyorum. Ama arkadaşlar İslam şehri dediğiniz zaman, Anadolu'ya girdiğiniz zaman bunları rahat bir şekilde görüyorsunuz. Şimdi Mustafa Can diyor ki, yine Fikret Bey, hocam diyor bölgede Kavak var mı? Kavak bir askeri güvenlik amacıyla yerleşen isimler için kullanılıyor. Ama Kavak aynı zamanda Türk kültürünün ilginç bir özelliği. Zeki Velidin Tokan'ın anma programına katıldım. Zeki Velidin Tokan'ın kızı, babam dedi ki bizi Anadolu'da gezdirirken İstanbul'da Tokan diyor ki kızım bak nerede Kavak varsa orası Türk yurdudur. İlginç şeyler var. Yani her toplum kendinin yaşayabileceği kendi kültürüne ait yerler oluşturuyor. Şimdi buradan nereye geçiyoruz? Bir müddet 1390'larda İskilip Osmanlı'nın önüne geçiyor. Müslüman bir Türk yurdu haline geliyor. Fatih 1460'larda Trabzon'u fethederken ya da fethettikten sonra İskilip'te bölgeye nüfus kaydırıyor. Az bir oran, belki Olhane gibi bir rakam geçiyor. Ama bu müthiş bir rakam. Yani bu bölge İslamlaşmış, vatanhane oluşmuş ve bu bölgenin insanı devlet eliyle bile olsa Karadeniz bölgesinin, ki biraz önce söyledim, orası daha genç fethi fethediliyor. Şimdi arkasından biraz önce hocalarım anılacak, isimlerini anılacak. Şeyh Yavsiye adına işte vakıf kuruluyor, onu söyledim. Mesela arkadaşlar ilginç ne? Vakfiye'nin 50 tane camisi var, 13 medresesi, mektebi var, 6 tane tekkesi var, 2 tane hanı var, 4 tane bedesteni var, 5 tane hanı var. Baştan ne dedim? Devlet kuruluyor. Siyasal iktidar bölgeyi adaletli hale getiriyor. Arkasından ticaret erbabı, sanat erbabı vesaire bölgeye geliyor. Bölge daha yaşanılır hale gidiyor. Arkasından 1560-66'da Ebu Zur adına iki tane vakıf kuruluyor. 17. yüzyılda Elveya Evliya Çelebi 150 akçeli bir kazadır diyor. Kalesi vardır. Şehrin girişi bağlar ve bahçelerle süslümüştür. Evlileri güzeldir. Diyor evleri güzeldir. Arkasında üç tane isim sayıyor. Muhittin Yersu, Ebu Suud ve Şeyh Müsait'in adını geçiyor. 1840'larda bir Fransız bölgeyi geziyor. Bu Fransız normal bir Fransız değil. Bu Fransız hükümetine istihbarat yapan Cüneyt diye bir adam. Anadolu'yu karış karış geziyor. Osmanlı Devleti zor duruma düşüyor ya. Dış borçlarını ödeyemeyince malum duyun umumiye kuruluyor. Duyun umumiye adı da bölgedeki gelir kaynaklarını tespit etmek için bölgeye geliyor. Yani insan merak ediyor bu kadar bilgiyi nasıl topluyor. Devlet adına bölge kaynaklarını yağmalamak için yapılıyor. 1840'larda diyor ki bölgenin nüfusu 43.442. Tabi o zaman bölge geniş olan hatırlatanı bugünkü gibi değil yani. Bugün çevredeki sizin küçük ilçeler bayağı. Başka ne var buradan kopan? O buraya vardı ama arkadaşlar nüfus çok büyük onu hatırlatalım. 48 aile Ortodoks var diyor. 10.500 Müslüman var. Şehirde 108 cami, 6 tekke, 6 medrese, 1 belediye sarayı, 5 kütüphane, 1 pazar, 510 dükkan. 1840'da 510 dükkan, 2 tane han, 4 tane hamam, 18 çeşme, 18 tabakhane, evet, 63 un değirmeni, 6 tane fırın, 10 kahvehane, yaklaşık 2000 konut, 1 mahkeme, vergi dairesi, telgraf istasyonu, posta şubesi vesaire. Bu bilgiler 1890'da Kastamonu Sannamesi'nde tekrar ediliyor. Yani kim kimden bilgiyi aldı tespit etmek zor. Ama muhtemelen Kastamonu Sannamesi daha sonra olduğuna göre yani oradaki bilgiler de hemen hemen aynı. 18 mahallemiz var. 115 köy, hükümet konağı, telgrafhane, 63 cami, 5 kütüphane, 6 tekke, 6 medrese, 1 rüşdiye, 3 iktidai adıyla okul, 71 tane sibyan mektebi, 1890. Yine 510 dükkan bu şekilde devam ediyor. Şimdi genel olarak arkadaşlar değerlendirirsek benim İskilip'le ilgili şunu hatırlatayım önce. Erken dönemde İslamlaşmış. Yerleşim, eski bir yerleşim.
Ama bir müddet sonra ihtiyaca cevap vermeyince nüfus mecburen dışarı gidiyor. Bu çok ilginç bir özellik. İlginç değil, özür dilerim. Burada dikkatimi çeken riskilerin bir özelliği de var arkadaşlar. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti modernleşince devletin yeni kurumları, ilk tabi burada değil ama İstanbul gibi çok uzak Anadolu'da bu kurumların erken dönemde ortaya çıkması çok ilginç. Osmanlı Devleti'nde telgraf kuruluyor. İskilip'te telgrafhane var. Çok önemli telgraf. Karayol yok, demir yolu yok, hava yolu yok. Devletin halkla tek irtibatı telgraflardan. İstanbul'dan itibaren ilk öğretim zorunlu tutuluyor. İskilip'te mektepler açılıyor. Medreseniz vardı. Medreseler ihtiyaca cevap vermeyince mektepler açılıyor. İlkokul zorunlu tutuluyor. Arkasından ortaokulun açılması gerekiyor. 1890'lara geldiğimiz zaman ilçede 3 tane rüştiye var. 3 tane ilkokul. Şöyle hatırlatalım. 1940'lara kadar Anadolu'da lise yok arkadaşlar. Büyük şehirde çok açık konuşalım. Büyük ilçedeki lise bile yok. 1890'lardan bu kuruluyor. Arkasından bölgenin idari yapısı değişiyor. Gerçi şöyle bir sorun da yaşıyor. İlçeyi bir ara Kastamonu'ya veriyorlar, Sivas'a veriyorlar, Ankara'ya veriyorlar. O da devletin dağılma döneminde yaşadığı bir takım sıkıntı, kriz döneminde yaşıyor. Bu arada yine ilginç, yine nüfus kayıt bürosu. Daha önceden başka şehirlerde var mı bilmiyorum, muhtemelen var. Çok erken dönemde nüfus bürosu oluşuyor, nüfusu kaydetmek için. Daha önce başka şehirde... Belediye kuruluyor. Belediye kuruluyor. Onun tarihine ben bakmadım Sayın Kaymakamım. Şunu biz, arkadaşlar yani şunu baştan söyleyeyim, konuyu kapatayım. Sevindiğim taraf şu, tarihle tabiatın birleştiği en güzel yerlerden bir tanesi. Tarihsizliğimiz ne? Bu şehrin revize edilip tarihi mekanların korunması gerekiyor. Şu anda Anadolu'daki birçok şehir bunu başardı. Onların ben örneklerini vermeyeyim. Yemin ederim şehre yazık oluyor. Daha fazla sahip çıkıp bunu nasıl yapacaksa, sivil toplum yapar, siyaset yapar. Şu tarihi mekanları korumantılamamız gerekiyor. Zaten üzücüydü, örnek vermeyecektim. Vereyim. 1938'de ve 1942'de vakıflara ait binalar satılıyor. Kim tespit ediyor bunu? Vakıflar Genel Müdür Nazif Öztürk. Vakıflara ait cami ve iş yerleri satılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni eleştirecek halimiz yok, onu belirteyim. Ben öyle değerlendirici olmaz. Ama Cumhuriyet'in yıllarında bu Osmanlı Selçuklu kültürünü reddetmek bize pahalıya patladı. Tarihi eserlerin büyük çoğunluğu yok oldu. Şimdi de ilgisizlikten yok oluyor. Devlet eskisinden mukayesedilecek kadar güçlü 100. yıldayız arkadaşlar. Türkiye'nin her alanda yenilik yapmak zorunda ama bu öncelik sırası diye tabii öyle bir sıra koyamam ama bu şehrin tarihi mekanlarının korunması gerekiyor. Tamam, akademik çalışmalar güzel. Türkiye'de şunu farklı dersiniz ki her alanda her sorunu çözebilecek uzman yetişti. Restorasyon mu yapacaksınız? Onlarca mimar mühendisi var. Sanat tarihi hocaları var, arkeologlar var, siyaset bilimciler var. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar işi emrine vermemiz gerekir. Sevindiğim tarafı baştan söyledim. Böyle bir şehirde bulunmak, Türkiye'de böyle bir şehrin varlığını keşfetmek ben çok mutlu ettim. Üzüldüğüm taraf şeyler yok oluyor, mekanlar yok oluyor. Yani bu coğrafya bize ne kadar sürede mekan oldu arkadaşlar? 1074'ten itibaren geliyoruz değil mi? Yaklaşık 900 yılda burası bize mekan oldu. Vatan oldu. Bu coğrafyayı daha rahat yaşanabilir hale getirmemiz gerekiyor. Hocam çok konuştum. Neler yapılabilir konusunda süre olursa konuşuruz. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.